Evet, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok'ta viral olan I'm cold, yani üşüdüm makyajı yapacağız. Aslında bunu TikTok'ta çektim ama uzun versiyonunu da çekmek istedim. Ve en son videomu bunu ne zaman yükleyeceğim bilmiyorum ama 30 dakikada 30 eşyadan kurtuluyorum'daki makyajım oydu. Onun aynısını yapacağım. Çok güzel bir makyaj. Hemen başlayalım. İlk olarak base sürüyorum. Bunu sürme nedenim tamamen bitirmeye çalıştığım için Project Pen'im de biliyorsunuz. Project Pen demişken yeni yıl Project Pen'i için çok heyecanlıyım. Birkaç tane koyacağım şeyi çoktan seçtim. Gerisini de iyicene düşüneceğim. Elimle makyaj yapınca elimde böyle makyaj kalıntıları oluyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Fondötenime geçiyorum. MAC'in Studio Fix. Bunu uygulama sebebim tamamen bana en iyi eşleşen fondöten olması. Bir de aslında böyle BB kremim var bir tane. Ama o kadar çok seviyorum ve aslında büyük boy değil. Eşantiyonu. Ve çok seviyorum ve video için harcamak istemedim. O yüzden MAC fondötenimi harcıyorum. Çok mantıklı bir hareket gerçekten. Ya bu fondötenin rengi tamamen benim rengimin aynısı. Çok iyi. Aslında buna şey de çok güzel oluyordu bu makyajı. L'Oreal'in serum fondöteni var biliyorsunuz ve ben çok seviyorum. Bir videoda denemiştim. Çok güzel. Ancak bunu yazın almıştım. İlk açık rengini almıştım. Sonra demiştim ki bana çok açık. O yüzden şu an kullanamıyorum. Çünkü benim rengim değil. O yüzden onu dolaptan satmıştım ve yani bir kere falan hani sadece denemiştim rengini. Sonra gittim koyu rengini aldım. Ama bu sefer de çok koyu kaçıyor bana ve yani tekrar açıkçası açık rengini almak istiyorum. Ama bir süre alışveriş yapmayacağım ve hani biraz elimde olan şeyleri kullanacağım. Misha'nın mesela fondötenini de yeni aldım. Onun rengi bana uyacak mı bilmiyorum ama umarım uyar. Onu da yeni bir videoda deneyeceğim. Çünkü eğer onun da rengi uyarsa çok fondötenim olmuş olacak. Ve bunun açık rengini almadan önce galiba yine onu denemek isterim diye düşünüyorum. Bunu biliyorsunuz zaten neydi bu? Maybelline Age Rewind mı? Anti-age falan. Filan. Bunu buralarıma bir de burun kenarlarım çok kızarık olduğu için. Biri galiba bir videomda şey demişti. Hormonal burun kızarık. Burun kenarındaki kızarıklar demişti. Ama hormonlarım hep dengesiz galiba çünkü hep kızarık. Öz göz kapağımı da şöyle hafif kapatalım. Bir tık daha kapatıcılık istediğim için Tarte Shape deyip şöyle minik dokunduracağım sadece çünkü kapatıcılığı çok yüksek. Artık bundan bahsederken kendimi daha iyi hissediyorum çünkü artık Türkiye'de var. Woohoo! Gerçi pahalı ama yine de var. Farka bakar mısınız? Çok iyi. Bu kapatıcıyı aşamıyorum galiba. Evet, bence bu I'm Cold üşüdüm makyajının. Üşüdüm makyaj deyince çok garip geliyor kulağa ama Cold Girl Makeup, I'm Cold Makeup artık ne demek isterseniz üşüdüm, soğuk. Anladınız demek istediğimi. Bence iki stili var. Birincisi bol bol allık ve bu benim için muhteşem bir makyaj galiba. Çünkü ben allık çok severim. Ve burun ucumuza hafif göz kapağıma falan da şöyle uygulayacağım. Ve Misha'nın bu allıklarını çok aşırı seviyorum. Yine süngerimle dağıtacağım. Elinizi korku kalıştırmayın bu makyajı yapmak istiyorsanız Allah'a gelince. Hep derim ne kadar allık o kadar mutluluk. Hafif biraz sunkist makyajı gibi ama hani bu makyajda bronzer falan yok sadece. Sanki yüzümüz soğuktan doğal olarak pembeleşmiş gibi bir efekt yaratmaya çalışıyoruz. Biraz şöyle şurayı da süreceğim. Aydınlatıcı olarak da pastelin şu 70 numaralı açık renk aydınlatıcısını uygulayacağım. Bir de bu makyajda önemli olan şey daha soğuk tonlu böyle beyaz, ince renkler kullanmak. Yani böyle çok altın renkleri kullanmamak. O yüzden böyle beyazımsı bir kapatıcı değil. Aydınlatıcı çok daha uygun olacaktır. Hafif biraz burnuma da şöyle sürmek istedim. Şimdiki adımım göz altlarımı pudrayla sabitliyorum.
Bir tek göz altlarımı ama. Nasıl olsa fondötenim biraz ne denir ona? Fondötenim mat olduğu için yüzümün geri kalanını sabitlemesem de olur. Bir tek göz altlarım çok kapatıcı dolmasın çizgilerimi diye sabitledim. Göz kapağımı da sabitleyeceğim. Çünkü orada bazen kırışıyor ve hoşuma gitmiyor. Şimdi Anastasia'nın şu üçlü paletindeki Sugar orta rengini alacağım. Soğuk pembe tonlu bir allık önemli. Böyle bubblegum pembesi gibi. Bu arada eğer çok acelem var gibi gözüküyorsa bu videoda, böyle hızlı konuşuyorsam ya da bir şeyleri hızlı yapıyorsam ya da belki bana öyle geliyor. Çünkü bizim apartmanda hala inşaat var. Üst katımızda taşınan aile hala inşaat yapıyor ve ona yakalanmamaya çalışıyorum açıkçası. Öyle ama umarım yakında bir sürprizim var. Bunu gerçi daha önce bu kanalda paylaşmıştım. Sürpriz değil ama yakında kendi evime çıkacağım. O yüzden istediğim zaman video çekebilirim. İnşaat olmayacak. Çok heyecanlıyım gerçekten. Makyajımızdan devam ediyoruz. Zaten bir ara sohbetli bir makyaj yapmayı düşünüyorum bu arada. Özür dilerim oraya girdim ama böyle ne bileyim biraz konuşalım istiyorum. Daha hani makyaja odaklanmaktansa sohbetli bir makyaj yapalım istiyorum. Öyle. Tamam. Bu makyajın ikinci sırrına gelirsek göz içlerimizdeki aydınlatıcı. Yine böyle beyaz, inci tonu olursa çok güzel olur. Altın renginden al. Bunu bolcana uyguluyorum. Bir de hafif şöyle burnuma da uygulayacağım. Çok hafif ama. Bazen çok hafif diyorum ama yine de fazla uyguluyorum. Böyle belki biraz kaş altlarıma fırçada kalanları. Ve şimdi bir aydınlatıcı daha süreceğim. Bu Fenty Beauty'nin aydınlatıcısı. Şöyle fırçayla alıp. Çok güzel. Bir de biraz bunu göz içlerime aydınlatıcı uyguladığım fırçayla alıyorum. Çünkü bu aydınlatıcı biraz da parlak. O yüzden göz içlerime de biraz bundan uygulayacağım. Bu gerekli bir adım değil ama cildim çok kuru. O yüzden maskaraya geçmeden önce Fix Plus. Cildim kuru deyip mat fondöten kullanmam çok iyi. Ama dediğim gibi rengi çok güzel olduğu için onu kullanmak istedim. Maskaraya geliyoruz. İnşallah göz kapağıma her zaman yaptığım gibi değdirmem. Çünkü gerçekten sonrasında temizlemek çok zor geliyor. Bu arada Benefit Roller Lash kullanıyorum. Amerika alışverişimde göstermiştim bunu aldığımı. Çok güzel bir rimel. Yani benim kirpiklerimi bile nasıl bu kadar güzel gösteriyor şaşırıyorum. Şimdi rimelimi sürerken şöyle kendime bir yakından baktım da fazla pembe geldi. O yüzden onu biraz dağıtacağım. Daha iyi mi? Çünkü bazen gerçek hayatta ve kamerada farklı gözüküyor. O yüzden emin olamıyorum. Bazen mesela gerçek hayatta fark etmiyorum. Ve kamerada çok bariz gözüküyor fark etmediğim şeyler. Ya da gerçek hayatta fark ediyorum ama kamerada göremiyorsunuz. Evet ve makyajımızın son adımı dudaklar. MAC'in Relentlessly Red diye bir ruju var. Yani pembemsi bir kırmızı gibi. Ama dudak ortalarıma uyguluyorum. Üstüne de Golden Rose'un bu Miss Beauty koleksiyonundan çilekli olan lip oil'ını uyguluyorum. Evet, makyajımız bitti. Aslında yani bildiğimiz günlük makyaj ama sadece allığı ve göz içindeki parıltısı beyaz olan bayağı bol sürüyoruz ve üşüdüm makyajı. I'm cold makyajı. Artık ne derseniz deyin. Bu makyajdan oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Çok da öpüyorum.